Gençler merhaba, umarım iyisinizdir. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Bilgisayarmal TYT branş denemesini arkadaşlar 22.sini çözeceğiz. Hemen başlayalım. Aşağıdaki şekilde hücre üzerinde bulunan bir lipid çeşidi olan fosfolipid gösterilmiştir diyor. Bu fosfolipid molekülüyle ilgili olarak hangileri doğrudur diyor bize. Neydi arkadaşlar fosfolipidin yapısı? Bir bakalım. İki kısımda inceleniyordu arkadaşlar değil mi? Fosfolipid molekülü. Bakın şurası neydi? Burası kuyruk kısmıydı. Şurası kuyruk kısmı. Burası neydi arkadaşlar? Baş kısmıydı. Kuyruk kısmı arkadaşlar neydi? Suyu sevmeyen, yani hidrofobik, yani fobik korkan, sudan korkan grup. Burası arkadaşlar neydi? Hidrofilik, suyu seven grup idi. Peki bunlar içerisinde neler var? Bakalım. Şunlar nedir arkadaşlar? İki tane. Bunlar yağ asiti zincirleridir. Yağ asiti zincirleri bunlar. İki tane yağ asiti zinciri. Başka ne var? Şurada arkadaşlar baş kısmında fosfat grubumuz var. Aynı zamanda arkadaşlar burada ne var? Gliserol var. Kolin bazı var bir de burada. Onu da çok bilmenize gerek yok yani. Fosfolipid dediğimiz arkadaşlar molekül bu ve bu ne yapıyor? Hücre üzerine oluşturuyor. Diyor ki yapısında hem doymuş hem de doymamış yağ asiti bir yerde bulunabilir. Arkadaşlar zaten yağın doymuş doymamış arasındaki fark nedir? İçerisindeki yağ asitlerin arkadaşlar yapılarındaki işte karbon arasında çift bağ bulunup bulunmaması ya. Yani yağ asidi zaten doymuş olunca yağ doymuş oluyor değil mi? Yağ asidi doymamış olduğu zaman yapısındaki yani yağ da ne oluyor? Doymamış oluyor. Burada bakın aynı şekilde nedir? Buradaki yağ asitleri doymuş da olabilir. Bakın doymamış da olabilir. Zaten çift bağ burada görüyorsunuz değil mi? Bunda çift bağ var. Bunda çift bağ yok. Karbonlar arasında. Bunu söyleriz. Diyor ki bize yapısında bulunan fosfat inorganik maddedir ve hidrofilik özelliktedir diyor. Zaten fosfat arkadaşlar inorganik maddedir ve bakın hidrofilik yani suyu seven özelliktedir. Bunu söyleyebiliriz. Yapısında organik molekül olarak yağ asitleri ve gliserol bulunur diyor. Evet fosfat inorganik zaten ve yağ asidi gliserol nedir? Organik moleküldür diyebiliriz. Cevabımız Edirne olacak. Özdeş 3 bitki hücresi diyor. Farklı ortamlara bırakılıp madde alışverişi tamamlanana kadar bekleniyor diyor. Buna göre numaralı olarak verilen diyor. Hücrelerin bulunduğu ortamların diyor, özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yani bu hücreleri diyor biz hangi ortamlara koyduk ki bu hale geldiler demek istiyor bize. Şimdi bakın arkadaşlar birinci hücrede bir değişiklik olmamış. Bakın koful aynı şekilde değil mi? Sitoplazma miktarı falan bunlar nedir? Aynı değişmemiş. Böyle ortamlara biz ne diyoruz? Yani hücreyi koyduk bir ortama ve bu şekilde arkadaşlar bir değişim olmadı. Yani işte su verme, su alma böyle aşırı derece falan bunlar olmadıysa böyle ortamlara biz izotonik ortam diyoruz. İzo ne demek? Eş. Eş yoğunlukta ortam yani. Bakın dikkat edin böyle ortamlarda madde geçişi olmaz diyemezsiniz. Su geçişi olur ama eşit miktarda geçer. O yüzden ne olur? Yoğunluklar değişmez yani. İkinci ortamımıza baktığımız zaman hücre ne yapmış? Burada bakın şu koful. Hücre su aldıkça arkadaşlar ne olur? Sitoplazma hem artar hem de koful arkadaşlar ne yapar? Aynı şekilde su alır ve koful büyür. Hücre hangi ortamda su alır arkadaşlar? Hipotonik ortamda. Hipotonik ortam ne demek? Hipo düşük. Bakın çözünen maddeye göre adlandırma yapılmış. Ne düşük? Çözünen madde düşük. Çözünen madde düşükse nedir o zaman? Su fazladır yani böyle ortamda. Suyun fazla olduğu ortam, hipotonik ortam. Sonra da mesela tatlı su, işte saf su filan dediği zaman hücreyi böyle bir ortama koyarsan hücre ne olur? Su alıp şişer. Hücreyi de arkadaşlar bakın hipotonik ortama koyarsanız hücre su almış ve şişmiş zaten. Ama hipertonik ne demek? Hiper yüksek. Ne yüksek? Çözünen madde yüksek. Bir çözeltide çözünen madde yüksekse o zaman nedir? Su azdır değil mi? Çözünen madde fazla ya. Burada dediğimiz gibi isimlendirme hiper yüksek yani. Çözünen maddenin yüksek olduğunu anlatıyor. Tuzlu su filan işte dediği zaman hücreyi tuzlu suya koyarsan ne olur hücre? Su kaybederek büzülür. Niye? Çünkü ortamda su az ya. Hücre su kaybederek büzülüyor bakın. Bakın koful iyice büzülmüş. Ve bu durumda ne olur arkadaşlar? Bitki hücresi tabii çeperi sert olduğu için çeper büzülmez. Ama zar büzülerek ne yapar? Çeperin ayrılır bakın şu zar, hücre zarı. Zarla çeper arasındaki uzaklık ne yapar burada bakın? Artar. Ama hücre su aldığı zaman ne olur? Zar çepere yapışır daha çok değil mi? Dolayısıyla buradaki mesafe ne yapar? Azalır diyebiliriz. Demek ki arkadaşlar bir neymiş? İzotonik ortammış. İki hipotonik ortammış. Üçte neymiş? Hipertonik ortammış. Cevabımız Ceyhan olacak.
Yukarıda verilerin hangileri karşısında belirtilen olay gerçekleştiremez. Alg fotosentez yapar mı arkadaşlar? Yapar. Algler nerede yer alıyordu hatırlayalım. Protist aleminde yer alıyordu bunlar değil mi? Algler arkadaşlar fotosentez yaparlar, bunu söyleyebiliriz. Amip yalancı ayakları var zaten biliyorsunuz. Yalancı ayakları ne yapıyor? Besin alıyor fagostozla filan değil mi? Hem de hareket ediyor. Fagostoz yaptığı söylenebilir. Bakteri konjugasyon yapar mı? Evet yapar. Arkadaşlar şöyle bir tane bakteri düşünün. Bu normal DNA'sı var. Bir de ne var? Plazmit dediğimiz DNA parçası var. Diyelim ki başka bir bakteri var bakın. Aynı tür tabi olacak. Ondan sonra bunun da arkadaşlar kendi DNA'sı var. İşte bu plazmiti ne yapıyor? Eşliyor. Bu plazmit arkadaşlar bir kopyasını ne yapıyor? Arada kurulan sitoplazmik köprüyle beraber bu bakteri bu plazmitin bir tanesinin bir kopyasını diğer bakteriye aktarıyor ve bunu da arkadaşlar bunun taşıdığı genlere sahip olmasını sağlıyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Konjugasyon diyoruz. Bu ne de? Sitoplazmik köprü. Sitoplazma köprüsü. Bunu da arkadaşlar pilus denilen kısa uzantılar gerçekleştiriyor buradaki aktarım olayını. Dolayısıyla konjugasyon bakteri yapar deriz. Virüs arkadaşlar mitoz bölünme diyor. Arkadaşlar yani mitozu bırak. Yani virüs bölünerek de üremez. Nasıl ürüyordu hatırlayalım şöyle bir. Bir tane bakteri mesela. Bakteriyofaj dediğimiz virüs ne yapıyordu? Geliyordu, tutunuyordu bakteriye değil mi? Sonra ne yapıyordu? Zarını deliyordu bakterinin. DNA'sını sitoplazmasına gönderiyordu bakterinin derken. Bu virüs DNA'sı burada arkadaşlar kendini eşliyordu filan. Bakteri kontrol altına alıyordu derken ne yapıyor? Kendini burada çoğaltıyordu. Yani bunlara bölünme olay görülmez yani. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Bir diğer sorumuz arkadaşlar aşılama ile ilgili eşeği süreme şekli bu da gene bitkileri görülen vejetatif üreme çeşidi yani. Ne olmuş burada arkadaşlar? Bir tane diyelim ki verimsiz bir tane bitkimiz var. Verimli olan bir başka bitkiden aynı tür veya işte türlerin çok yakın olması lazım. Bitkiden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir dal alıyoruz derken bunun üzerine ne yapıyoruz? Aşı yapıyoruz. Bu aşılamada tabii çeşitleri var. Göz aşısı var işte. Yarma aşı falan var. Peki ne oluyor? Bakın aşılama yaptınız. Alttaki arkadaşlar verimsiz olan bitkimiz tamam mı? Üsttekisi arkadaşlar bizim özelliklerini bildiğimiz bitkiden aldığımız verimli bitkimiz. Tabii ki bunların genetik yapısı nedir? Aynı değildir. Sonuçta arkadaşlar bu ne olacak? Burada kaldı bu şimdi toprakta. Madde alışverişini falan yapıyor. Burada bir aracı pozisyonda aslında ama asıl bitkimiz ne yapıyor? Üste büyüyor ve burayı dolduruyor tabii kapatıyor derken bu ne yapıyor arkadaşlar? Bol meyve veren bir bitki elde etmiş oluyorsunuz. Ama tabii dediğimiz gibi arkadaşlar bunların genetik yapısı birbirinden farklıdır yani. Aşı üzerinde gelişecek olan meyve diyor yani şunun üzerindeki meyve diyor bize hem ana bitkiye hem de aşıya ait genleri bulundurur. Hayır. Değil mi? Biz şu an ne yaptık? Aşılama yaptık. Aşılama yaptığımız bitki şu. Dolayısıyla arkadaşlar bu meyve vereceği için bu meyvenin genetik yapısı arkadaşlar nedir? Bu bitkinin özelliklerini taşır. Bu bitkiyle aynıdır yani. Şu alttaki bitkinin genetik özelliklerini taşımaz. Aşı üzerinde gelişen bir meyvenin tohumu diyor. Yani burada diyor bir meyve verdi diyor. Bunun tohumunu aldık. Evet. Eşeğil olarak da üretilebilir. Ya ne yaparsın bu tohumu? Ekersin değil mi? Dolayısıyla ne olur? Eşeğil olarak bu bitkiyi elde edebilirsin yani. Ama tabii ki eşeğil üreme arkadaşlar bu meyveleri falan bizim tercih ettiğimiz bir üreme şekli değildir. Neden? Çünkü bu şimdi bol meyve veriyor bu bitki. Şu aşıladık ya. Sen ne yaptın? Bunu aldın. Bu tohum oluşurken ne oldu? Mayoz olmuş, döllenme olmuş. Bunu ekersen aynı özelliklere sahip bitki elde edemezsin. Yani meyve verimi falan düşük olur. Meyvesi işte ince olur, ekşi olur falan filan ya. O yüzden ne yapmak lazım? Aşı yapmak lazım. Veya işte dalını falan işte köklendirmek lazım. O şekilde çoğaltmak lazım yani. Aşı ile ana bitki diyor kalsiyum birbirinden farklı olabilir diyor. Zaten arkadaşlar bunların genetik yapısı nedir? Birbirinden farklıdır. Zaten bunun genetik yapısı iyi bir şey olsaydı meyve verirdi. Zaten bu niye üzerine aşılama ihtiyacı hissedelim ki değil mi? Bunun genetik yapısını biz beğenmediğimiz için genetik yapısını beğendiğimiz başka bir bitki bunun üzerine aşılıyoruz değil mi? Farklıdır zaten. Cevabımız Edirne olacak. Atmosferdeki diyor azot gazı miktarını diyor hangileri azaltabilir? Arkadaşlar şimşekler ve yağmurlarla beraber ne oluyor zaten? Havadaki azot toprağa karışıyor değil mi? Bu toprağa azot bağlamanın bir yolu. Toprağa azot bağlanıyor burada. Dolayısıyla bunlar topraktaki azotu ne yaparlar? Artırıyor ama densifikasyon ne yapar arkadaşlar? Topraktaki bağlı azotu havanın serbest azotuna dönüştürür. Dolayısıyla densifikasyon toprağın azotunu ne yapar? Azaltır. Atmosferdekini artırır. Bize ne diyor? Atmosferdekini azaltabilir. 2 ve 3 atmosferi azaltır.
denitrifikasyon topraktakinin atmosfere verdiği için atmosferi artırır diyebiliriz. Cevabımız denizli olacak. Yalnız burada asit yağmurlar derken bu asitler içerisinde arkadaşlar azotlu asitler de var. Tamam mı? Kafanız karışmasın yani. Bir diğer sorumuz arkadaşlar kalıtım sorusu. Hemofil özelliği bakımından çocukların genotipleri sadece taşıyıcı dişi ve sağlıklı erkek olabilen anne babanın da genotipleri diyor. Hangisinde verilmiş? Şimdi bakalım yazmaya çalışalım. Ne diyor bize? Çocuklar diyor sağlıklı erkek olabiliyormuş sadece. Sağlıklı erkek böyle olacak. Yani erkek sadece böyle olabiliyor. Dişilerde ne oluyormuş? Taşıyıcı olabiliyormuş. Yani şöyle olacak. Şimdi bize diyor ki bunu anne babası ne olacak? Şimdi arkadaşlar erkek sadece sağlam olabilmesi için ne olması lazım? Annenin tabii ki sağlam olması lazım. Çünkü X'i anneden alıyor ya. Dolayısıyla erkeğin bu şekilde olabilmesi için sadece ne olması lazım? Bunu anneden alması lazım. Annenin demek ki sağlam olması lazım. Bu durumda dişi anneden bunu aldı. Babadan ne olması lazım bu sefer? Hemofili genini alması lazım ki, değil mi? Kız çocukları da sadece taşıyıcı olabilsin. Ne oldu o zaman arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan mı oldu? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.